izleyicilerimiz, nihayet köyümüze geldik. Şu an köyde kimse yok. Güneşli bir hava var. Evet, şu an kuşlardan başka kimse yok burada Serhat. Değerli izleyicilerimiz, köydeki evimize geldik. Havalar sıcak gitmesi sebebiyle bak, kayısı ağacı hemen hemen domurmuş ha. Tomurcuklaşmış. Serhat, özlemine kavuştun mu? Evet. He? Abi. Kış günü de ne yapıyorsun şimdi? Motor mu süreceksin? Aksi bitmesin. Öyle de marş yapalım. Böyle arada da süreriz tabii ya. Aslında bugün hani kışa rağmen motor sürülebilir. Hava abi, iyi gibi. He mi? Biraz çalıştın mı? Evin içine bir gidelim bakalım ne durumda. 2 aydır falan gelmeyiz eve. Yazın oturduğumuz kanep, ahşap koltuk. Serhat tura başladı. Evet, sobamız kurulu duruyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, köydeki evimiz burası. İş mekan. Ahşap dolapları, ağaç kaplama, şöyle kuzine sobası, tam bir köy evi. Seyfullah bir yere gidiyor. Gel oğlum. Köpek de arabanın arkasından gitmek istiyor ama götürtmediler. Bu tarafta rüzgar var arkadaşlar, Poyraz esiyor. Üşütmeyelim kendimizi. Şöyle köyümüzden, mahallemizden evler. Değerli izleyicilerimiz, köydeki ziyaretlerimize başladık. Şimdi biraz sonra dayımı ziyaret edeceğiz. Burası hocaların Nuri dayının evi.
Burası da Nuri dayımın evi. Şimdi bakalım yanına çıkalım. Epeydir görmeyiz, şöyle bir ziyaret edelim. Şöyle. Ahırlarım çek bakalım, şöyle gel. Ne var ahırlarım? Odunlar var burada. Yıllanmış odunlar var. Görüyor musun? Ne güzel yığılmışlar bak. Gel şöyle. Bu tarafa doğru gel. Evet, buralarda malları besliyorlardı. Şimdi artık mallar kalmadı. Dolayısıyla odunluk yapmışlar buraları. Yukarı çıkalım, yanına bakalım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dayı ne var? İyi, iyi maşallah. İyi gördüm seni. Ben işte ben var böyle gittim. İyi, seni ziyarete geldik. İyi gördüm seni maşallah. Şöyle oturalım bakalım. Gel. Evet değerli izleyicilerimiz, Konya'dan köy ziyaretlerimize başladık inşallah. Dayımı ziyarete geldik. Onun hayat tecrübelerinden bakalım neler istifade edeceğiz. Kendisine bir soralım bakalım. Bu yaşa kadar neler yapmış? Neyle meşgul olmuş? Dayı nasılsın? Merhaba. Merhaba dayım. Çoğu yeniden doğru. Sizi gördüm daha iyi oldum. Dayım bak bana dediler ki neye kırılın derler. Evet. Değil mi? Evet. Sevdiğine kırar adam. Kesinlikle. Evet. Ne yarar? Bana çok çok yer var idi. Evet. Gelen şurada bir komşu var. Hasta gidelim. Sadakat. Evet. Ben gitmedim abi, kaçardım. Hediyeydim, kaçardım. Evet. Şimdi kapıya bakıyorum. Evet. Bir hasbihal olsak diyorum. Bekçiden başladık. Bekçilik, köy bekçiliği. Köy bekçiliğe başladık. 11 sene bekçilik yaptım. Ondan sonra bizim bir muhtarımız vardı sağ olsun. Bizi her yere sürdü. Gece gündüz dedik, çalıştık. Bekçilikten başka neler yaptın köyde? Geçimini neyle sağladın? Dayım geçimimi kim bina yapıyor? Kim bina yıkıyor? Tat Nuri gel. Nuri gel şuraya. Yine yok ya. Evet. Şunun bir binasını yıkıyor. Kaça yıkan? Şunu yıkarın. Ver tamam. O dayım çok konuşma canım. Daraldı. Bu konuşamamanın sebebini de söyleyeyim ben sana değerli izleyicilerimiz. Dayıma biz yıllarca dedik ki dayı şu sigara içme işini bir bırak. Ben diyemiyorum, ben diyemiyorum. Evet. Şimdi kendisinden dinleyelim bakalım zararlı. Dayım bana eşim dostum her şeyi konuşturlar. Geç orayı bırak. Hele abim olsun. Var, çok adam var. Dediler ki geç şu orayı bırak ya. Sana neyse zararlayacak dediler. Aaa demedi. Gül gül. Yaptığımı söylüyorum. Evet. Sonra bulduk. Beş sene geçti. Bizi adı yere bir vurdu. Evet. O zaman getirdi yedi. Allah razı olsunlar. Yolları aşağıya sakladım. Su yollarına. Yağmur yağdı. 4 tane yola atmış. Seyderek vardım. Yolun içinde su izlerler. Evet. Evet. Ağır azakladım, ağır da bulmuş. Ağır konuşsam değil mi? Evet. Anam vay. Şimdilik Allah'ıma bir kere çukur. Sizin sayenizde şöyle komşuları görmüyor da işte bazını görüyorum. İyiyim de bu sıra. İyisin. Şu gözlerim bazı sulanıyor ama iyi. Şimdi bir de şunu sorayım dayı sana. Buyur dayım. Ta eski zamanlarınızda benim gençlik zamanlarınızda böyle köyün adetleri, örfleri, geçimi nasıldı? Dayım geçimi ne biliyor musun? Elimizi leke işlemek, harman kaldırmak, bir avuç buğday kaldırıp da onu yiyecektik. Evet. Şimdiki devir ne var maşallah hiç. Şimdi bir adam bul. Dayım bak isterse adam 200 dönmek eksin. Evet. Şuraya oturuyor. Nerede şey biçer, karşı zamanda sen orada var mı? Tarlan var. Evet. Git oraya, tarlanın dibine yak.
gurgur gurgur gelir. Lan tatlıları. Evet. Seni yine geldi işte. Gurgur gurgur yapar. Gelir de yık atar kaçar gelirsin. Yani kısacası teknoloji gelince tarım işleri biraz daha kolaylaştı ama biz eskiden bahsediyoruz. Eskiden tarım nasıldı? Ne yapardınız? Ne mi yapardık? Yani bu bıtrak mıtrak diyoruz ya, bunları nasıl baş ederdiniz? Dayım bıtrak mı? Zabala tarlaya varıyoruz. Arkında bir de yapacak elbise olursa evet. Gözler yürüdük bıtraktan. Her yanına şey, dalar kayıp. Evet. Buradan çıkardık, ona zakata gideriz. Hmm. Ya bazen bu. Şimdi gibi kuşluk etme yok. Evet. Var öyle ya babam diye babam. Bir ölemez var. Ölemez için nereye kina edeceğim. Şimdi bu sana bir ölemez. Evet. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Eskiden sanki hayat daha doğaldı değil mi? Ay çok güzel. Şimdi eskiden bir evde ekmek yiyildiği zaman köyün alt başından üst başına ekmeğin kokusu giderdi değil mi? Şimdi var mı koku? Şimdi mesela bu kimyasallardan dolayı herhalde şurada ocakta ekmek yapılıyor. Burada otururken ekmeğin kokusunu hissetmiyoruz. Burada alma yok. Burada almasın ekmeği. Evet. Değerli izleyicilerimiz, şöyle dayımızın köy hayatını dinledik. Son kez söyleyeceğin bir şey var mı? Sağlığınızı, herkesin sağlığını isterim ben. Evet. Benim kardeşlerimin, çocukların hepsinin sağlıklarını Allah uzun ömür versin. Amin, amin. İyi dileklerin için teşekkür ediyoruz. İşte hepsi bana gelirler, merhaba derler, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Evet, şöyle kameralarımıza bir el sallayarak inşallah, diğer izlenimlerimize devam edelim. Sağ olun, Allah razı olsun de. Evet, değerli izleyicilerimiz, camiden çıktık. Şöyle köydeki izlenimlerimize devam ediyoruz. Şöyle cami cemaatiyle bir ufak bir sohbet yapacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, şöyle camimizin cemaati bunlar. Köyümüzün eşrafından diyelim. Mehmet abimiz baş tarafta. İbrahim abimiz. Mustafa dayımız. Burada da Şevket dayımız var. Şurada da İbrahim var. Evet, köyümüzün en yaşlılarından şimdi şöyle Şevket dayımızdan başlayalım. Şevket dayı merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Nasıl geçiyor köyde günler? İyi geçiyor. Bazı iyi bazı kötü geçiyor. Evet. Günler belli olmaz. Gençliğinde ne yaptın sen köyde? Her işten yaptık. Her telden oynadık. Kürt köylerine gittik. Konya'ya gittik. Davar güttük. Hepsinden yaptık. Yani hayatı dolu dolu getirdim diyorsun. İleşberlik yaptık. İleşberlik neymiş? İleşberlik? Çiftçilik. Ha, çiftçilik yaptınız. Ha, güzel. O da güzel bak bu. Köy lisanıyla ileşberlik. Reşberlik. Peki senin şöyle bize kameralarımıza söyleyeceğin güzel dizeler var mı? Ne diyelim? Garibim yüzüm gülmez, dertliyim kimse bilmez. Sinemdeki yaramı örterim kimse bilmez. Dağlar başına felek, gözüm yaşıma felek. Akıbet kuş kondurdu mezar taşına felek. Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, tırnağı demirdendir. Vurdu mu pençesini alır. Kanediyim birini alıveri kalırsın. Maşallah çok güzeldi dizeler. Daha başka... Gülbülüm güle karşı, gözyaşım sele karşı. İçin için ağlarım, gülerim ele karşı. Ayva daldı, ham kaldı, kayı benim nem kaldı. Şu benim garip gönlüm yıkılıp veren kaldı. Maşallah, maşallah. Ne beyitler Şevket var, amcamız Şevket bir derya. Devam evet. Et Şevket amca, devam et. Varsa devam et. Evet. Ya söyle bakalım. Evet. Mustafa dayı, senden bir şey var mı? Ben de gençlikte seyir manavlık yapardım. Belediyelerimle kaçacağız diye 5-10 kuruş kazanırdık. Onu da alır gelir burada 5-10 gün daha varmadan bitirirdik. Bitirirdiniz ha? Yerdik. Gelir geri atat olmayınca. Evet İbrahim dayı, sen ne yaptın köyde? Ne yapıyorsun şu an? Şu anda bir şey yapmıyoruz. Emekliyiz. Yiyin içip yediyiz. Maden de çalıştım. 12 sene, 10 sene aşağıda fabrikada çalıştım. Evet. Ondan sonra da emekli olduk. Şimdi
Evet, Mehmet hocam sen ne yapıyorsun? Allah'a şükür. Sen ne yaptın gençliğinde diyelim köyde? Çalıştık, bol dağlarda çobancılık yaptık. Evet. Yaşadı. Şu çobancılıkla alakalı bir anlat bakalım. Bir anın var mı? Gece davar gidiyorsun, gündüz davar gidiyorsun. Gece güderdik ekseri. Para tepede yatırdık tepede. Sattık. Tekrar gittik, çalıştık hıyıkta. Emekli olduk Allah'ın izniyle. Şimdi yiyip içip yatıyoruz evden camiye, camiden eve. Köy hayatını dolu dolu yaşıyorsun. Hocam bir ilave söylesene. Evet, şimdi sıra İbrahim'e geldi. Esas hayvancılığı yapan İbrahim burada. Evet, evet. Köyün 5 sene çobancılığını yaptım. Genellikle. Şu gördüğünüz gibi dağda, dağın arkasında güttüm. Ne diyeyim, hayvan şimdi de çobancılığı bıraktık. Kendimiz, kendi hayvanımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz satıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Kendimizi şey ediyoruz. Birkaç dönüm tarla ekiyoruz kırlarımıza. Bir kel motorum var. Ufak tefek işlerimizde. Ekindir, şudur budur dikiyoruz. Buğday, arpa, nohut. Evet. Afiyen. Bu işlerle uğraşıyoruz. Bazı geliyor sebze ekiyoruz. Köy işi bu. Bu hayat, başka bir hayatımız yok. Peki köyden memnun musunuz? Memnunum. El işine gittik, 5 kuruş kazanmadan köye kaçtık geldik. Ama evet. Burada Allah'a kimse bin şükür. Ekiyoruz, dikiyoruz, bir şeyler satıyoruz ki 3-5 kuruş kazanıyoruz. Allah inşallah kazancınızı hayırlı eylesin, helalinden amin, eylesin. Amin, amin. Evet, sağ Şevket dayı. Ederiz. Amin. Sen mani söylemekten başka bir şey söylemedin. Başka hayat tecrüben var mı? 30 senedir camiye bakarım. Memiş Efendi'ye hürmet ederim. Sen hizmetin en güzelini yapıyorsun. Evet. Maşallah. Hürmet yapıyor. Evet. Bir ilahe daha söyle be. Yok mu? Kalmadı. İyi bakalım. Değerli izleyicilerimiz, şöyle cemaatimizle, köyümüzle alakalı, köyde yaşadıklarıyla alakalı görüşlerini aldık. Yürüyüre yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, ektiğini biçer bir gün. Evet, evet. Videomuz da bu şekilde devam ediyor. Hayırlı günler. Değerli izleyicilerimiz, görüntülerimiz devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi sarı taştan yapılmış muhteşem bir ev var. Hemen caminin yanında. Köyümüzün tarihi çeşmelerden bir tanesi. Şöyle Gürcem'den geliyor şu Karatepe'nin yanından. Kış dolayısıyla biraz daha suyu fazla. Yanında şöyle bir tane ceviz ağacı var. Gel. Bak herkese sarıyor. Orada boyu küçük ama millete saldırıyor. Bak. Sen ne yapıyorsun? Geçlere seyir. Evet. Ne yapıyorsun köyde? İyiyiz. Ben soyuk ola iyi kötü oluyoruz işte. Minyamin. Oluyor ha? Tavuklara mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Tavuklara bakacağım da. Evet. Anan evde mi? Konya'da. Annem Sedişehir'de. Gelmedi mi soyukta? Yok. Orada duruyor bu sene. Şimdi yanına gideceğiz birazdan. Gezen çok selam söyle. Aleyküm selam. Köyde ne yapıyorsun sen? Şey yapmıyorum ki dediğim gibi be. He. Bayramda seyran da konuşturmaya gelmedim. Canım bayramda mı konuşulur köyde ya? Tamam abi, sağ olun. İyi bakalım şöyle gurbet ekinlere bir diyeceğin var mı? Hepsinin gözlerinden öperin. Hayırlı kazançlar, hayırlı akşamlar. Hepinizin cümlenizin huzuru. İyi bakalım hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Hava biraz daha soğudu. Evet, burası da komşuların evleri.
Bayram abinin bu ev. Kendisi şu an İzmir'de. Bayram abi evini görüntüledik bak ha. İyiyim, hoş geldin. Ne var abi? İyiyim Mehmet abi, sen de hoş geldin. Ne var ne yok? Yallah şu bir yaramazlık yok, sen sormalı. Şükür. Konya'dan mı geldin, Sedişehir'den mi? Sedişehir'den geldim abi. İyi, Uğur bu sigarayı bırakmayacaksın bu daha. Niye? Niyetim yok abi, öylesiye devam. Öylesiye devam mı? Dayıyan kalktım zaten, hasta yatırdım burada. İyi, ne yapıyorsun köyde? Vallahi aynı işte, bildiğin gibi ben ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey etmez, yer içeri yatırız. Mehmet abi sen ne yapıyorsun? Vallahi abi ben köye geldim şu uşaklarla. Ziyarete? Ziyarete işte. Biraz sonra gideceğiz, bir saat sonra. İyi bakalım ya. Biz de şöyle bugün köye geldik. Köyün ne diyeyim sana, hayatını çekiyoruz. İyi. Niye olmuş abi? Niye olmuş? Ben seni takip ediyorum yani. Şeyi. İyi, yorumlarda bekliyoruz. İnşallah. Mehmet abi. İnşallah. Dede nasıl oldu, iyi ben mi? Bizim dede mi? Bizim dede taş gibi, 98'e giriyor. Maşallah. Selam şöyle. Nerenin adamı ya? Ya, ya. İyi bakalım, hadi. İyi bakalım, haydi. Haydi, selam et de, sağ ol, selam şöyle. Bayır başından şöyle bir de köyün alt taraflarını alalım. Değerli izleyicilerimiz, karşı taraflar Toros Dağları. Çok güzel kar yağmış. Az yaklaştıralım şöyle. İnşallah en kısa zamanda şöyle buralarda da bekliyoruz. Şöyle Serhat buraya bir ateş yakmış. Köye geldiğimiz belli olsun demiş yani. Ne var burada? Patatesler mi var içinde? İşte burada var. Neyse bakalım. Serhat illa ateş yakalım dedi. Kediler mahallenin bekçisi. Köydeki izlenimlerimizi şu an tamamladık sayılır. Seydişehir'e annemin yanına doğru ilerliyoruz. Seydişehir'in girişi güzel çam ağaçlarıyla donatılmış. Harika bir görünümü var. Şöyle akşam. Selam aleyküm anne. Aleyküm selam anne. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Maşallah. İyi gördüm seni ya. İyiyim anam, şükür Allah. İyileştim. Döneyim sana doğru. İyi bakalım. Şöyle Konya'dan çıktık. Köyü ziyaret ettik. Evet. Köy halkıyla biraz konuştuk. En sonunda şöyle videonun son bölümünde seninle kapatalım istedik. Uzun zamandır gelemiyorduk. Tamam, seni ben ziyarete geldik. Sağ ol kuzum. Allah razı olsun. Ömrün devletin çok olsun kuzum. Nasıl? Sağlık saat iyi mi?
İyi inanam şükür. Kendim iyi biçip oturuyorum işte. Namazımı abdestimi kılıyorum. Bir telaşem yok şimdilik ama işte sizi hiç aklımdan çıkaramıyorum. Evet öyle. Değerli izleyicilerimiz, annem her zaman kış aylarını bizimle beraber geçirirdi Konya'da. Evet. Bu sene farklı bir tercih yaptı. Bizim yeğenlerle Seydişehir'deki bu gördüğünüz evde bu sene burada kalıyorlar. Doğal gazlı. Doğal. Isınmada bir problem iyi, yok. İyiyiz. İyi bakarlar anam. İyi bakalım. Hiç ben bir şey yapmam. Bir şeye değmem. Sadece bir namaz abdest oturup kalkmam. Tamam. Özlem çok güzel yapıyor her şeyi. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Sana iyi bakmışlar. Allah razı olsun. Ben de iyi gördüm. Şöyle kameralarımıza ne demek istersin şöyle kapanışta? Ne diyeyim kuzum? Cenab-ı Allah herkese uzun ömürler versin. Hayırlı günler. Herkese yani uzun ömürler versin. Hiç kimseye acıdı bağırtmasın ya Rabbim. Herkes başa kadar sürsün yandaki adamlarla. İşte bu da ne diyeyim. Evet değerli izleyicilerimiz, bu iyi niyetlerle beraber videomuzun sonuna geldik. Şöyle güzel bir Konya yolculuğu, köy izlenimleri ve evet, en sonunda annemle videomuzu kapatıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Dünya Mübacı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımızdan hepinize esenlikler dileriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Emrim devletim çoğulsun. Çorumunuzla, çocuğunuzla başa kadar durum.